Tabii akciğer hastalıkları deyince akla ilk gelen şey öksürük. Evet. Şimdi bir insan öksürüyorsa bu nasıl bir mekanizma ile ortaya çıkan bir tepkidir, bir reaksiyondur? Bir şey mi atılmaya çalışılıyor ya da altında yatan başka sebepler mi var? Nelere araştırmak, nelere yönlenmek lazım? Öksürük solunum sisteminin bir savunma mekanizması aslında. Yani söylediğimiz gibi solunum sistemi akciğerlerimiz atmosfere açık, dışarıdan gelecek toz, koku, gaz, duman bunları bir şekilde eğer küçük partiküller şeklinde ise tozlar bile aşağı kadar gelebiliyor. Şimdi bunların vücuda zarar vermesini önlemek için nefes yollarının içerisinde fırçamsı hücreler var. Sidyalı epitel dediğimiz bir epitel var. Ve bir de mukus salgılayan salgı bezleri var. Bu salgı bezlerinin salgıladığı mukus maddesi jöle gibi o tüysü hücrelerin, fırçamsı hücrelerin üstünde bir tabaka oluşturuyor. Dışarıdan gelen toz oraya yapışıyor ve o fırça hücreleri sürekli saniyede onlarca, yüzlerce defa hareket ederek sürekli o mukusu yukarıya doğru taşıyorlar. Çok hızlı bir Evet, frekans var bunun. çok Çok hızlı bir hızlı. titreşim Evet. var. Ve onunla biz farkında olmadan o mukusu yutuyoruz ve midemizdeki asit bariyerde, asitli sıvıda oradan gelen zararlı madde, mikrop neyse oranı ortadan kaldırıyor ve böylece vücut çok dengeli bir şekilde yaşamını sağlıkla sürdürüyor. Fakat virüsler, işte influenza bu kış mevsiminde daha çok gördüğümüz influenza A, B virüsleri, bunların alt grupları da var bildiğimiz gibi. Şu anda da bir salgın var zaten Evet, devam eden. evet. Ve respiratuar sinüsit virüs vesaire. Bunlar solunum yollarıyla işte ellerimizle solunum yolu mukozasından, burun mukozasından, göz konjonktivadan giriyorlar vücuda ve çoğalıyorlar. Virüsler bildiğimiz gibi bir konak hücreye muhtaçlar. Yani kendi sitoplazmaları olmadığı için bir hücrenin içerisine girip orada çoğalıp hastalık yapıyorlar. Ve bazı virüsler ki solunum virüslerinin çoğu öyle. Biraz önce söylediğimiz o fırçamsı hücrelerin olduğu tabakayı ve mukusu bozuyor. Ve onların o hücrelerin ölmesine ve o dokunun o koruyucu üst tabakanın dökülmesine neden oluyor. Ve bu balgam şeklinde mukus da dışarıya atılıyor. Ve altta korumasız bir tabaka ortaya çıkmaya başlıyor ki orada da söylediğimiz gibi özellikle bifurkasyon dediğimiz yani bronşların ayrım yerlerinde daha yoğun olmak üzere bir takım duyargalar var, reseptörler. Bunlar dışarıdan gelen basınç, ısı gibi etkilerle ya da Soğuk hava havanın neminin değişmesi nem duvarda. oranının değişmesi o duyargalarda algılanıyor ve bir öksürük refleksi oluşuyor. Bu öksürük refleksinde hem aşağıya gelen o toz, gaz, partikülleri bir şekilde yukarıya dışarıya atmak hem de nefes yollarını açık tutmak amaçlanıyor. Yani bir mekanizmayı böyle açıklayabiliriz. Bir Tabii koruma refleksi koruma sonuçta öksürük. refleksi tabii Faydalı bir ki. şey öksürük. Onun için özellikle bol balgamla beraber öksürük olduğunda biz öksürüğü çok baskılamak istemiyoruz. Yani çünkü baskılarsak o zaman o mikroorganizmalar balgamla beraber vücudun içinde kalır, daha da çoğalır ve hastalığı kontrol etmekte zorlanırız.